hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce Evdoksiya ile bu Bokashi kovasının içerisinde çöplerimizin kompost haline getirilmesine ait bir çekim yapmıştık ve sizlerle paylaşmıştık. Bu arada Evdoksiya kurucusu benim mentiğim sevgili Berma, bilindiği üzere hem bir permakültür eğitimcisi ve kent bahçeleri tasarlayıcısı olarak İstanbul'a iş için gitti. Ben bu arada mutfak atıklarımı bu kova içerisinde kompostlaştırdım. Geçtiğimiz günlerde de döndü. Berma ile konuştum. Şimdi dedim bunu nasıl yapacağız? Bu gömme işlemiyle ilgili bir tasarımın var mı? Bunu nasıl geliştirelim dedim. Kentteki dostlarımıza şunu öneriyoruz. Kompostunuzu yapın. Bu değerli kompostla balkonlarınızda sebze bahçeleri yaratabilirsiniz ve şahane yetiştirdiğiniz sebzeleri dostlarınıza ikram edebilirsiniz. Size balkon bahçelerini önerdim ama gördüğünüz üzere benim önümde bir lastik var. Bu lastik hem ileriye dönüşüyor şu anda, aracımızın değişen lastiklerini atmıyoruz. Ve Berman'ın önerisiyle de biz kırsalda herhangi bir yere bu bokashi kompostumuzu dökerek bir değerlendirme yapıp şahane bir toprak elde edebiliriz. Ama özellikle belimdeki rahatsızlık nedeniyle kazmadan bokashi kompostunun toprakla buluşmasını yapacağız. Şimdi Berma gelmek üzeredir. O geldiği vakit bütün teknik ayrıntılarıyla size bu değerlendirmenin nasıl olduğunu, bu iyi bakterilerin nasıl oluştuğunu anlatacak. Şimdi arazimizde 30 santim derinliğinde bir çukur kazarak veyahut da 1 metre uzunluğunda arklar oluşturarak da gömebiliriz bokashi kompostumuzu. Ama burada kazılacak alan sıkıntımız olabilir. Küçük alanlarda saksı yerine kullanabileceğimiz atık değerlendirme anlamında böyle materyaller de kullanılabilir. O yüzden süper bir fikir. Normalde bitki örtüsünü bozmadan, buradaki yararlı mikroorganizmaları da rahatsız etmeden biz onlara şimdi bir kaynak sunmuş oluyoruz, besin maddesi. Hem de arkanda görüyorum yine ölmez ağacı, çok güzel bir yer seçmişsin. Bu arada onlar da köklerinden faydalanacak. Hem de burada bir ay daha olgunlaşmaya devam edecek. Şimdi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım kompostumuz ne durumda. Harika. Yakından bakayım. Harika olmuş. Şimdi bu pamuksu yüzey miselyumların yaptığı bir ağ. Bunlar iyi bakteriler, yani yararlı mikroorganizmaların yarattığı şeyler. Böyle beyaz bir organizma topluluğu gördüğünüzde korkmayacaksınız. Bu işler yolunda demektir. Yani yararlı mikroorganizmalar çalışmış, fermentasyon gerçekleşmiş. Burada yararlı mikroorganizmalar topluluğu var ve toprak için hazır demektir. Şimdi dökelim. Dökelim. Bana kokuyla ilgili o kadar çok soru geldi ki Evdoksiyacığım. Kafa açınca. Şahane bu. Ekşi gibi bir koku. Hiç de rahatsız evet, edici rahatsız değil. Etmiyor, bak rahatlıkla. Öyle. Oh. Evet. Şimdi yararlı mikroorganizmaları buluşturalım. Şöyle bunu kenara alalım. Ondan sonra kovamızı boşaltalım. Hoppa. Evet. Evet. Süzgeçimizi de alalım. Evet. Bana çöpünü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Eğlencelik. Evet, burada da biyoçeşitlilik var. Atıklarımızda da harika. Sebzeler var, narenciye grubu var, yumurta var. Ondan sonra kuru yemiş kabukları var. Bunları da atabiliyoruz. Harika bir biyoçeşitlilik söz konusu kompostumuzda da. Çapayı ben buraya hazırlamıştım. Evet, buyurunuz hocam. Her şeyi hazırlamışsın zaten. Biraz dağıtalım şöyle. Yedirelim önce yani şeyin tabanına. Çöpünü söyle. Kekikleri çay için topluyoruz. Ben bunu içmişim, buraya atmışım ama evet. Bak bağlamış olduğum pamuklu iple atmışım. Bunun evet, zararı evet. Oluyor mu? Hayır. Pamuklu ipleri atabiliriz. Hatta tekstil parçalarını da atabiliriz. Yani işte penye tişörtlerimiz. Hatta saçlarımızı tarıyoruz. Onları bile koyabiliriz. Hayvan tüyleri de atabiliriz. Evet. Şimdi de çok çıkıyor biliyorsun. Alttan topraktan solucanlarımızı da davet edeceğiz. Onlar da bulunduğu toprağı havalandırmış olacaklar. Biliyorsun onlar da biyolojik dönüştürücülerdirler. Yalnız buraya birazcık toprak takviye etmemiz gerekiyor. Bahçeye gömüyoruz ya, toprağın altında olması gerekiyor. Çünkü buradaki yararlı mikroorganizmaları toprağın içerisindeki mikro ve makro canlılar dönüştürmesi gerekiyor. Ben iyi bir öğrenciyim, toprağı hazırlarım. Harika, ben de gidip getireyim o zaman. Tamam. Şimdi buradan
Megoskoş. Şöyle yığabilir miyim dersin? Haydi bakalım. Dene. Dene bakalım. Oo, harika oldu. Evet evet, harika. Benim belim değmiş oldu böylelikle diyorsun. Tabii ki. O kaşıyı da yetiştirdiğin marulları gördüm. Elinin değdiği sebzeleri harikasın. Üzerine biraz daha yararlı mikroorganizmalar içeren bu kaşı kepeği ekleyelim. Destek amaçlı. Sonra da üzerine naylonla kapatmamız gerekiyor. Var mı? Var. Üzerini örteceğimiz. Var var. Dün köpeklerin babası geldi kargodan. Evet. Onun pat pat naylonları var. Onu da bak burada şimdi kullanacağız. Sıfır atık. Sıfır atık. Harika. Tamam. O zaman bu komposta benim de kepeğim olsun. Şimdi ıslatmaya gerek yok. Normalde birazcık nemlendirebiliriz ama gördüğüm kadarıyla kompost biraz nemliydi. O yüzden onun nemi yeterli. %30 nem olması gerekiyor kompostumuzun kovasının içerisinde. Daha fazla olursa çürümeye doğru gidiyor. Sistem bozuluyor, fermentasyon bozuluyor. O yüzden ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gün aşırı suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi ben o zaman diğer lastiği de geçireyim. Şöyle sonra... Biliyorsun buranın çılgın rüzgarları oluyor. Ben üzerine bir de lastik ayarladım bunu. Tamam, şahane. Tamam, getiriyorum. Hocam buyurun. Oo, ağırmıştı. Üstünü kapatıyoruz. Hem rüzgar uçurmuyor hem de kapalı kalıyor böylece. Hatta bunu üzerine bir şeyler daha kapatıp şöyle güzelce oturma alanı bile yapabiliriz yani. Bak gördün mü, bir işe daha yaradı. İşlevsel oldu. Çay ve kahveler burada. O zaman gelsin sorum. Bu ne kadar kalacak ve nasıl kullanacağız? Bir de bunu anlatır mısın lütfen? Evet. Şimdi yaz aylarındayız. Havalar bu yararlı mikroorganizmaların çalışmasına müsait. Burada kompostlaşma tamamlanmış olacak. Bir ay sonra istersek buradan taşıyıp fidelerimize götürebiliriz, bostanımıza götürebiliriz. İstersek burada üzerine bir şey dikebiliriz ama zaten ölmez ağacımız var, o da faydalanacaktır. Birazını alırız, birazını ona bırakırız. Aynı zamanda permakültür kavramlarından biri olan kazmadan bahçecilik de yapmış olduk. O zaman ben bu kovamı sadece suyla yıkayacağım. Evet, ve şöyle yeni çalkalaman yeterli yani. Besin atıklarımı atmaya başlayacağım. Evet, döngüye devam ediyoruz. Döngüye devam edeceğim ve oldukça bunun üzerine mi ekleyeyim? Hayır, bu tamam artık. Bu tamam. İşi. Bunu kapattık. Yeni kompostu istersen bir yer kazabilirsin, istersen saksıya koyabilirsin, istersen de gene böyle varsa atıl lastiklerin. Onlarla devam edebilirsin. Ki bu gayet kolaydı değil mi? Bu çok kolaydı. Bu çok kolaydı. Hakikaten yani bel problemimle alakalı da hiçbir sorun yaşamayacağım. İyi. Bu kaşı komposta başlamak isteyenler sana sosyal medya hesaplarından ulaşabilir mi? Evet, hem Instagram'dan hem YouTube hesabımızdan bizlere yazabilirler. Sürece başladıklarında zaten tüm sorularına cevap veriyor olacağım. Birlikte yol alıyor olacağız. Bana yaptığın gibi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.